Merhaba arkadaşlar, yeni videoyla karşınızdayım. Bugün bir ormanlık bir alandayım. Burada bir işim vardı, bu parkta gezerken dedim video çekeyim. Çünkü birkaç günden beri bugün, yarın, sabah, öğlen, akşam çekim derken bir türlü çekmek nasip olmadı. Neyse bugün de bu ormana geldim. Daha doğrusu bizim buradaki bir park. Bu parkın da buradaki ormanın içerisinde yürüme alanları var, görüyorsunuz. Boylu boyunca böyle saatlerce yürüyebileceğiniz alanlar var. Hemen şurası da göl. Şimdi az sonra ileride daha açık alana geçince gösterme şansım olur. Yürüyeceğim için biraz ekran kımıldayacak. Şu an elimdeki gimbal bozuldu. Farklı bir tane gimbal aldım. O gelinceye kadar artık böyle bir tripod gibi şeyle çekiyorum. Kusura bakmayın, hafiften sallanacak. Başınız ağrıyacak, kusura bakmayın. Ben onu video edit ederken onu şey yapmaya çalışırım. Düzeltmeye çalışırım. Biraz daha az başınız döner, umut ediyorum. Neyse. Şimdi birkaç videoda yorum geldi. Daha önce sorular vardı. Bu soruların bir kısmını ilk videoda cevapladım. Şimdi bu videoda devam edeceğim cevaplamaya. Şimdi en son birkaç soru geldi. Onlarla alakalı konuşmak istiyorum. Soru şu. Diyorlar ki, yani niye Florida? Sebebi ne? Orada ne iş yapacaksınız tarzından epeyce bir soru geldi. Kimisi özelden soru atıyor, kimisi işte yorumlarda yazıyor falan filan. Neyse, bunları cevaplayayım bugün. Zaten o epeyce bir zaman alır gibime geliyor. Bu arada iki şey hatırlatmak istiyorum. Bir, en son bir bahsettiğim, satmaya çalıştığım bir ev vardı. Onun videosunu çekeceğim hala. Bir türlü gidemedim. Aklımda, yani onu beklediğinizin farkındayım. Ama onu çekeceğim. Onu çekmeden önce araya çok zaman girmesin diye bir soru cevap, o sorulan sorulara bir cevap olsun mahiyetinde bu videoyu çekiyorum. Bu arada siz de hani benim yüzümü görmektense en azından bir doğayı görürsünüz. Burası göl. Şimdi zaten göreceksiniz, bir sürü insanlar balık tutuyor falan filan. Hem manzarayı izlersiniz hem de benim soru cevaplarımı dinlemiş olursunuz. Şimdi soru bir. Neden Florida? Yani sebebi nedir? Oraya daha değişik bir ticaret fırsatı olduğu için mi oraya gidiyorsunuz? Yoksa değişik sebeplerim var. Sebebi ticaret amacı değil aslında. Yani ticaret amacı olsa burada kalmayı tercih ederdim. Neden? Yani uzun yıllardan beri buradayım. Burada kiralık evlerim var. Buradaki piyasayı biliyorum. Nerede flip edilir, nerede kiraya verilir, kaç alınır, kaç satılır, kuralları, kanunları. Neyse. Bir sürü şey var. Bir sürü detay var. Bunların hepsini işte bir şekilde burada öğrendik. Şu an bir sürü kağıda evim var. Bir kısmını sattım ama hala var. Onları yani hiç ellemeden, hiç bazılarını 3-5 ay bile hiç gitmeden gelmeden kira parası geliyor ve bunlarla ben burada hiç çalışmadan bile yaşamaya devam edebilirim. Ama bakarsanız insanlar balık tutuyor. Ama işte Florida'ya gitme gibi bir karar aldık. Onun sebebi de şu gençler. Buranın Kansas City'nin çok soğuk olduğu. Bununla alakalı bir sürü video çektim, görmüşsünüzdür. Burada işte kış fırtınası, buz fırtınası olmuştur falan filan, görürsünüz böyle. Hani böyle -30-35 derece gibi çılgın bir soğuk oluyor burada. Özellikle bu kış arkadaşlar öyle bir soğuk oldu ki insanlar belki bir hafta evlerinden çıkamadılar. Yani çok çok cidden de soğuk oldu. Zaten haberlerde falan görmüşsünüzdür. Yani Amerika'nın genelinde oldu ama burada da hani en ağır geçen yerlerden bir tanesi de Kansas City'ydi. O yüzden yani 7 yıldan beri buradayım ben, Kansas City'yim. Daha önce Texas'ta yaşadım. Şimdi buraya geldik işte. 7 yıl burası için bence makul bir zaman. Yaşadık. Burayı da gördük. Güzel bir yer. Yani yaşanılabilir bir yer. Ama yani ben Adanalı olmama sebebiyle biraz daha sıcak, güneşin olduğu, denizin olduğu bir yeri tercih ederdim. Size şöyle bir gölü göstereyim bu arada arkadaşlar. Ara ara çevremizi de göstereyim. Bakın şöyle. İnsanlar, şöyle size zoom yapayım. Pardon. Bakın. Burası çok büyük bir göl. Şu köprünün altından devam ediyor. Şurada köprü var az ileride.
oradan devam ediyor aslında. Küçük gibi gözüküyor ama değil. Şimdi göstereceğim size. Etrafında yürüdükçe büyüklüğünü anlayacaksınız. Neyse, devam edelim biz. Devam edelim. Evet, Florida'ya taşımamızın sebebi buranın çok soğuk. Florida'nın da sıcak olması, 12 ay sıcak olması. Orada kış denilen bir şey yok. Çünkü orası yarı tropikal iklim olan bir bölge. En büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Ama hani dediğim gibi ticari anlamda benim burada kalmam daha mantıklıydı. Evlerim burada. Ve ben handymanlik iş yapıyorum. Tamirat falan tarzı işler yapıyorum. Bildiğiniz gibi onlarla alakalı benim burada yüzlerce tanıdığım müşterim var. Hem böyle hani böyle fert anlamında adam beni hani evinin kendi şahsi evinin tamir için arayan bir sürü müşterim var. Veyahut da adamın investor adamın 50 tane, 100 tane, 30 tane, 20 tane, 10 tane evi olan bir sürü investorum var. Onlar beni arıyor sürekli işte evlerin tamirat için falan filan. Yani bunları yapmak zor. Hani bunları gidip böyle bir yılda hemen bu kadar müşteriye sahip olmak çok zor. Bu işte 4-5 yılın birikimi. Bu birikimi bırakıp gideceğiz. Hani benim aslında zararıma bu ilk aşamada. Ama dediğim gibi zor ama artık belli şeylerin fedakarlık yapıp da gideceğiz. Bu arada size güzel manzaralar da göstermeye çalışıyorum gençler. Diğer kanalımdan esinlenerekten. Bu arada diğer kanalıma lütfen ama lütfen gidip bakmayı ve abone olmayı unutmayın. Linklerini alta sağa sola yorum kısmını her tarafa koyuyorum zaten. Herhangi birine klik edip oradan yeni kanalıma geçip bakabilirsiniz. Çok sevinirim. En azından onu share edip sağda solda gösterirseniz, insanlara abone yapmaya çalışırsanız müteşekkirim. Devam edelim. Taşınma sebebim anlattık. Şimdi taşındık. Orada ne iş yapacaksın? Yani yine bu işi mi yapacaksın? Farklı bir iş mi yapacaksın? Denilen bir sürü soru geldi. Şimdi ilk aşamada orayı bilmediğim için ve elimizdeki en iyi sanat, en iyi para getiren iş yine bu tadil tamirat olduğu için bununla başlayacağız ilk. Orada piyasayı tanıyacağız. Şehri tanıyacağız. Şehir nedir? Şehirde hani neler var, neler yok? Kansas'tan farkı nedir? Gibisinden şeylere bakaraktan iş fırsatlarını değerlendireceğiz. Ama şu an tabii aklımda bir iki proje var. Onlardan bahsedebilirim. Mesela oraya gidince ne yapabilirim gibisinden. En büyük şey gençler orada yapabileceğim. Turizm üzerine bir iş yapmayı planlıyorum. Çünkü Orlando, Florida, Orlando turizmin başkenti burada. Ayda 6 milyon, 5-6 milyon civarı bir turistin geldiği söyleniyor ayda. Sadece Orlando şehir olarak, Florida değil. Miami'ye bundan biraz daha fazla. Çünkü Orlando dediğim gibi Winter Heaven diye geçiyor. Yani kışın orada iklim böyle 15 derecelerde, 17 derecelerde, yani 20'lere çıkıyor bazen. Yani çok güzel bir iklimi var. Sadece kışın yağmur yağıyor, orası kış olmuş oluyor. Hani böyle kar mar falan filan yok. O nedenle 12 ay boyunca turist gelebiliyor. Ve oradaki büyük birçok sektör hep turizm üzerine işler yapıyor. Bir de büyük ihtimal böyle bir şey yapabilirim. Ne yapabilirim? Ben daha önce zaten bildiğiniz üzere Airbnb ile alakalı epeyce bir iş yapmıştım. Airbnb ile alakalı evlerim vardı. İşte birkaç tane burada Kansas'ta. Büyük ihtimalle öyle bir şey girmeyi planlıyorum. Oradaki fiyatlara bakıyorum. Bir aylık fiyatlarına bakıyorum. Mesela bir evi bir ay kiralarsam 3.000-4.000 dolar kiralayabiliyorsun. Hadi bunun masrafını şunu şunu busunu düşersen yaklaşık 2.500-3.000 arası gibi de bir eline kar kalacağını tahmin ediyorum bir evden. Hani 2.500 diyelim. 10 tane evin olsa yapacak işte 25 bin dolar gibi. Hadi 20 bin olsun. 20 bin dolar sadece Airbnb'den para gelsin. Handymanlik yapmaya devam edeceğiz. Oradan bir miktar para gelecek. Ondan sonra tabii ki güzel fırsatlar bulduğumuz zaman evleri flip edeceğiz. Oradan bir kısım para gelecek. Hani yine güzel bir para kazanma imkanı olacağını düşünüyorum. Şu anki kafamdaki projeler bunlar tabii. Gidince her şey değişebilir. Çok farklı bir şey görürsün. Mesela ne olabilir? Orada gift shop'lar var böyle. Çok böyle küçük adam.
Yani içinde büyük bir dükkan açıyor. İçerisinde işte Orlando ile alakalı tişörtler var. Florida tişörtleri var. İşte kahve fincanları var böyle buradaki. Kahve mug dedikleri. Ondan sonra böyle souvenir, işte üzerine Orlando Florida yazan buzdolabı magnetleri falan var. Yani bir sürü böyle küçük küçük, zaten görmüşsünüzdür. Türkiye'de de vardı, böyle bir tatil beldesine gittiğiniz zaman üzerine işte Marmaris yazan, Bodrum yazan, Kuşadası yazan, Antalya yazan, İstanbul yazan bir sürü böyle hediyelikler var. İşte onların buraya uyarlanmış şeyleri var. Onlar sana dükkanları var. İnsanlar işte, atıyorum, adam Amerika'nın başka yerinden gelmiş, ya da işte Çin'den gelmiş, Japonya'dan gelmiş, Fransa'dan gelmiş Orlando'ya. Kışın tatile gelmiş, çoluğunu çocuğunu getirmiş. Burada Disney World var, işte Sea World var. Ondan sonra Universal Studios var falan filan. Adam orada gezerken bunları görüyor, bunları da alıyor. Adam 1 liraya Çin'den adam yaptırıyor. Burada 10 liraya, 15, 20 dolara, 30 dolara neyse ürününe göre satıyor adam. Tabii dükkan kirası, şu busu deyince, ama yine de güzel bir rakam kalıyor insanlar elinde. Böyle bir şey olabilir ama tabii bu iş benim ilgi alanım değil. Hani benim uzmanlık alanım olmadığı için bu tabii ki benim ikinci, üçüncü planım olabilir. İlk başta Airbnb bana daha mantıklı geliyor. Neden? Çünkü evle alakalı bir sektör. Hani ev alıyorsun, tamir ediyorsun, işte bunu kiraya veriyorsun gibi bir şey biraz. Ben bunun üzerinde daha çok kalmayı planlıyorum. Ama tabii dediğim gibi oraya gidince çok farklı bir işe girebilirim. Yani bakarsınız, yani hiç şu an düşünmediğim, bilmediğim bir şey olabilir. Ona yelken açabiliriz. Onu bir deneyebiliriz. Ha, o nedenle hani kesinlikle şu olacak ya, kesinlikle bunu yapacağım diye bir şey diyemem. Onu işte artık oraya gidince göreceğiz. Hep birlikte. Dediğim gibi o evle alakalı videoyu unutmadım, çekeceğim. Çok kısa bir zamanda. Biraz da şeyden motivasyonum gitti. Bu Sedat Peker video atıyor. İşte şimdi ben attığım gün hangi güne gelecek? Pazar gününe gelecek, işte pazartesiye gelecek falan filan. İnsanlar izlemez zaten şu an. Herkes, tüm Türkiye'nin gündemi o adam. Sedat Peker, herkes yemiyor içmiyor. Onunla alakalı video yapıyor. Onun videolarını konuşuyorlar, yorumunu yapıyorlar. Benim videolar arada kaynamasın diye. İşte yani biraz onunla alakalı biraz şey oldu, gecikme oldu falan filan, biraz motivasyonum düştü. Ama neyse, yani çekeceğim onunla alakalı. Yani şeyle, o dediğim evle alakalı video çekeceğim, Sedat Peker'le değil. Yani yanlış anlamayın. Ondan sonra son uyarı, yani son hatırlatma arkadaşlar, ve burada videoyu kapatacağım. Yeni videoma, yeni kanalıma bakarsanız mutlu olurum. Linkini dediğim gibi koyacağım her tarafa. Oradan bakıp abone olursanız, paylaşırsanız sosyal medyada, değişik YouTube şeyde, Facebook page'inizde falan, memnun olurum. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi günler.